Herkese hayırlı akşamlar. Bugün USPUM online seminerlerinin 26.sı ile karşınızdayız. Ben Ercan Özçelik. Bugünkü konumuz Kadının Dünya Serüveni. Konuşmacımız Fatma Özçelik. Sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, karakter ve değerler eğitimi uzmanı. Kadının Dünya Serüveni hakkında konuşurken insanlığın yarısını temsil eden ve Allah'ın insanları yaratma sıfatının tecelligahı olma şerefi verilen kadınların dünya serüveni çok renkli, fırtınalı, acı ve tatlı olaylarla dolu. Bugün sayın konuğumuzla beraber bu serüvenin değişik aşamalarından bahsedeceğiz ve genel bir durum değerlendirmesinde bulunacağız. Geçmişten günümüze dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan olaylar ve aile yapıları, toplumsal yaklaşımlarla ilgili dilimiz döndüğünce ifade etmeye çalışacağız. Güzel bir sohbet olacağına inanarak birazdan başlayacağız. Sizlere bugün konumuz hakkında bilgi vermek istiyorum. Fatma Özçelik İstanbul'da doğdu. Sağlık meslek lisesinden ebe hemşire olarak mezun olduktan sonra kamuda görev aldı. 28 yıllık hizmetinin ardından emekli oldu. Çalışırken eğitimine devam etti. Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksekokulu, İşletme Fakültesi, Sosyoloji Lisansı, Sosyal Hizmet Uzmanlığı Lisansını tamamladı. Karakter ve Değerler Eğitimi Yüksek Lisansı yaparak uzman oldu. Tıbbi Nebevi eğitimlerini aldı ve uyguladı. Kişisel gelişim, biyoenerji, hipnoterapi gibi eğitimler aldı. Halen İlahiyat Yüksekokulu'nda, Medeniyet Tasavvuru Okulu'nda ve aile danışmanlığı alanında eğitimlerini sürdürmektedir. Fatma Hanım evli ve 3 çocuk annesidir. Şimdi kendisini yayınımıza alıyorum. Hayırlı akşamlar Fatma Hanım, hoş geldiniz. Bu hafta biliyorsunuz Kadınlar Haftası nedeniyle kadın konusunun çok sık işlendiği, acı ve tatlı olayların yoğun olarak mercek altına tutulduğu bir dönemdeyiz. Maalesef kötü haberler, kötü olaylar, güzel olaylardan çok daha fazla nazara veriliyor ve bu da insanların moralini de bozuyor doğrusu. Tabii ki hiçbir kötülüğün hiçbir kimse adına cinsiyet gözetmeksizin yaşanması en büyük dileğimiz. Bunu ifade ederek sadece bir günle kadınların değerinin tanımlanamayacağını da kendi adıma bir erkek olarak belirtmek isterim. Kadın, erkek, çocuk, bütün insanlar her gün değerlidir. Her gün önemlidir. Belli günde sıkıştırmayı çok doğru bulmadığımı da baştan belirtmiş olayım. Bugün kadın macerasını bir kadının dilinden ve onun düşüncesinden süzülen ifadelerle dinlemek istiyoruz. Ben mikrofonu size bırakıyorum. Buyurun efendim. Kadının serüveni tabii ki tek başına başlamadı. İlk insan olan Hazreti Adem'in yaratılmasıyla başladı. Hazreti Adem'i Allah-u Teala yarattıktan sonra meleklere secde etmesini emretti. Ve tüm melekler secde ettiler şeytanın dışında. Ve şeytana neden secde etmediği sorulduğunda kendisinin ateşten yaratıldığını, Hazreti Adem'in ise topraktan yaratıldığını, kendinin daha üstün olduğunu iddia ederek bu kararında devam etti. Ve bu yüzden huzurdan kovuldu. Hazreti Adem'den Hazreti Havva yaratıldı ve onlar cennete alındılar. Orada yaşarken Allah-u Teala oradaki her şeyden faydalanabileceklerini ama şuradaki ağaçtaki meyveyi yememelerini söyledi. Fakat bunu fırsat bilen şeytan Hazreti Havva anamızla Hazreti Adem babamızı kandırarak o meyveden yemelerini sağladı. Ve bunun üzerine mahrem alanları açılınca inanılmaz bir utanç içerisinde Allah'tan tövbe dilediler. Hatalarının ve kusurlarının farkına vardıklarını söylediler. Fakat onlar için bir yolculuk başladı. Yeryüzüne inmeleri, ölünceye kadar orada kalmaları ve daha sonra yukarıya çıkmaları söylendi. Bunun üzerine Hazreti Adem dünyanın bir köşesine, Hazreti Havva anamız da dünyanın başka bir köşesine indirildi. Bir müddet sonra birbirlerini buldular ve böylelikle ilk aile, ilk yuva ve ilk çocuklar dünyaya gelmiş oldu. Buradan ben baktığımda bir kadın olarak, inanmış Müslüman bir kadın olarak herhangi bir sıkıntı hissetmiyorum. Fakat bu hikayenin, insanın yaratılışındaki bu hikayenin özellikle farklı başka semavi dinlerde çok daha
değişik yorumlandığını öğrendiğimde bana çok ilginç gelmişti. Diğer semavi dinlerde şöyle inanılıyor. Evet, şeytan ilk önce Hazreti Havva'yı kandırdı. Hazreti Havva anamız da Hazreti Adem Aleyhisselam'ı kandırdı. Ve böylelikle büyük bir günah işlediler. Ve bu günahın bedeli olarak da cennetten kovuldular. Şeytan kadını kandırdı, kadın adamı kandırdı şeklinde inanılmaz bir ağır suçlama ve bedel var burada. Artı şunu da öğrendim de çok üzülmüştüm. Hazreti Havva anamızın ay hali dediğimiz özel halinin bile bu işlemiş olduğu suçtan ötürü ona ceza olarak verildiğine inanılıyor bazı semavi dinlerde. Ve hatta o dönemlerde kadın eşi tarafından yatağına alınmıyor, yaptığı yemek yenilmiyor. Şimdi buradan baktığımda ilk yaratılıştan itibaren inanılmaz bir, hani ben kadın olduğum için ve böylesi bir hikayeyi duyduğum için bunu belirtmek istiyorum. Konumuzda kadının serüveni olduğu için bu konuya özellikle değineceğim. Kadın orada suçlanarak, erkeği ayartan biri olarak ve şeytana uyarak bir modelleme yapılıyor. Ve buna inanan insanlar, erkekler, bilinçli ya da bilinç dışında tüm kadınları, erkekleri ayartan, onların sonunu hazırlayan, şeytanla işbirliği yapan kötü bir pozisyona sokuyor. Kadını da bu hikayeyi, bu inanışı duyduğunda ya da inandığında, bilinç dışına bu kodlandığında müthiş bir derin suçluluk duygusu ve kendini ispatlama çabası veyahut da kendini kapatma durumu yaşamak durumunda. Böyle olduğunda tabii tüm dünyaya bakıyoruz. Hikayeleri, belgeleri, dizileri, sinemaları izlediğimizde de bu hikayenin bütün dünyaya böyle yayıldığını görüyoruz. Dünyada çok değişik yerlerde insanoğlu çok değişik sınavlardan geçti. İnsanlar birbirini alıp sattı, işkence yaptı, kölelik sistemini kurdu, sömürge sistemini kurdu. Bunun içerisinde de kadın maalesef bu anlamda çok yıprandı. Alınır satılır bir meta mal haline getirildi. İkinci sınıf vatandaş görüldü. Böylesi bir zamanda da bizim inandığımız İslamiyet'in ilk gelişinde de cahiliye döneminde maalesef bu örüntüler, bu kodlar çok yoğun bir şekilde yaşanıyordu. Üstelik de sıradan ailelerin kızları, zengin ve asiller dışında kalanların çocukları, kızları canlı canlı babalarının eliyle kuyulara atılıyor, gömülüyor ve öldürülüyorlardı. Hiçbir değerleri yoktu. Alınıp satılmak, bir erkeğin eş statüsü almadan hayatına girip çıkan sıradan bir canlı gibi davranılıyordu. Durumlar içler acısıydı. İşte Allah-u Teala o dönemde Hazreti Muhammed aracılığıyla İslamiyet'i o insanlara haber verdi, ayetlerini indirdi ve 23 yıl gibi kısa bir süre içerisinde bu kadar kötü durumda gözüken bir topluluk müthiş bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Artık kölesine işkence eden değil, kölesini azat eden, kadınını canlı canlı gömen değil, ona hürmet eden, ona bir sistem içerisinde yer veren, değer veren, hak ve hukukunu gözeten bir aile, bir toplum haline geldiler. İslamiyet böyleyken ve yayılırken Avrupa'da maalesef halen daha kadının ruhu var mı, kadın acaba insan mı veyahut da biraz mahareti olan kadınlar cadı ya da farklı hükümlerle öldürülüp çok büyük işkencelere maruz kalıyorlardı. Yani bu anlamda İslamiyet yaşadığımız en güzel hak ve hukuk sistemi, olabilecek, başımıza gelecek en güzel özellik ve güzellik. Ben bir sosyolog olarak uzun zamandır insanların üretmiş olduğu, insanlara dönük bir sürü izimler diye geçen mevzulara baktım, okudum. Ve ben biliyorum ki İslamiyet'in vermiş olduğu kadına ya da erkeğe, insana değer, hükmün, güzelliğin dışında başka bir alan yok. Ve nitekim zaten 1900'lü yıllarda Rönesans, Reform gibi daha öncesinde ve daha sonrasında bir sürü hareketlerle Avrupa'daki yapı, kiliseyi ya da inancı tamamen reddeden, bireyselliği ya da özgürlüğü tamamen insanın eline veren bir sistemi
ortaya koyarak tüm sömürge devletlerine de bunu yayarak varlık göstermeye başladı. Açıkçası İslamiyet'i yaşayan, samimi olan insanların başka hiçbir sisteme ihtiyaçları olduğunu ben düşünmüyorum. Ama ne var ki Peygamber Efendimiz döneminde bu güzellikler yaşandı. Fakat dört halife döneminden bir müddet sonra insanlar cahiliye dönemindeki hallerine, fiillerine, ahlaklarına ve davranışlarına dönmeye başladılar. Ve böyle olunca da İslamiyet maalesef o güzelliğini, asr-ı saadet güzelliğini uzun süre koruyamadı. İslam alemine bakıldığında yaşanan birçok soruna ben baktığımda, şu andaki konumuz kadın olduğu için kadın penceresinden baktığımda İslam'ı yaşamalarına rağmen birçok ülkenin ya da toplulukların cahiliye döneminde kızlar diri diri gömülüyordu. Fakat şimdi kadınlar gömülmüyor görünüşte. Fakat kadını tesettür adı altında, işte mahrem adı altında farklı adlarla evlere tıkamak, özgürlüğünü kısıtlamak ya da ilim meclislerine gitmesini engellemek, gelişmesini engelleme adına maalesef çok yoğun çalışmalar sonrası İslam'a inanmış Müslüman erkeklerin, Müslüman kadınları çok cahil kaldılar. Kendi haklarını koruyamadıkları için, kendileri gelişip değişemedikleri için onlardan meydana gelen çocuklarına da çok faydalı ve yardımcı olamadılar açıkçası. Bu anlamda ben İslamiyet'ten uzaklaştığımız için, İslam'ı tam manasıyla yaşamadığımız için ve ahlaki çöküşü çok hızlı bir şekilde toplum olarak yaşadığımız için bu izimlerin Avrupa'nın ya da başka yerlerin kurallarına, kanunlarına muhtaç duruma düştük açıkçası. Kadınımıza değer vermediğimiz için Kadınlar Günü, işte annemize çok değerini göstermediğimiz için Anneler Günü'ne bizi muhtaç ettiler. Ve bunu kapitalizm çok güzel sundu maalesef. Bu manada bir kadın olarak çok üzgünüm. Ben kadın neden bu kadar yıprandı, kadın neden bu kadar zarar gördü dediğimde bu olayları çok net görebiliyorum. Şöyle düşünün, bir genç erkek bu bilinçle ve bu bilinç dışı inanışla kadının kendisini ayartacağını, şeytana uyacağını veyahut da ona zarar verebileceği alt bilinciyle yaptığı evlilikte ne kadar samimi olabilir, o kadına ne kadar güzel davranabilir veya bu bilinçle yetişmiş bir genç kız ya da kadın eşine karşı o iç suçluluk duygusunu ne kadar yenebilir, ona ne kadar güzellikler verebilir. Bu anlamda çok dikkat etmemiz gerekiyor. Halen daha birçok toplumda, sadece bizde değil, cahiliye adetleri çok yoğun bir şekilde, sadece form değiştirmiş bir şekilde yaşanıyor. Peygamber Efendimiz bizi biliyordu ve bu yüzden de giderken vasiyetini, veda hutbesini de bırakmıştı ve Allah'a da şahit göstermişti. Biz sadece veda hutbesindeki maddelere uyabilseydik bugün bu sıkıntıları yaşıyor olmazdık. Onu çok net biliyorum. Evet, kadının dünyaya geliş serüveninin bir kısmı böyle. Çok güzel. Peki kadını değerlendirdiğimiz zaman erkekle kadının arasındaki farklılıkları nasıl tanımlarsınız? Yani yapı itibariyle bir kadınla erkeği benzeyen ve benzemeyen yönlerini sizin yorumlarınızda duymak isteriz. Ben aynı zamanda ebe hemşireyim. Yani tanıtım manasında da o konuya en azından bilgim olduğu için konuşmak isterim. Kadın ve erkek cinsel fonksiyonlar, organlar dışında aynıdır. Yani iki gözü vardır, iki kulağı vardır, eli ayağı vardır. Baktığınızda bir erkeğin sakalı bıyığı kesildiğinde ya da bir kadının saçı kesildiğinde kıyafetlerini aynı giydirdiğinizde bile birbirinden farkı yoktur görüntü manasında. Organlar noktasında da herkesin bir kalbi, bir karaciğeri, iki böbreği, bir midesi var. İç tarafta da değişen bir şey yok esasında. Ama nüans farkları var. Kadınların hayata bakışı, vücut kitlesindeki kas kitlesi, kütlesi manasında farklıdır. Erkekler biraz daha kas gücü ve kütlesi yüksektir kadınlara göre.
Kadınlar biraz daha naiftir bu manada. Kadının annelik özelliğine bağlı organları vardır. Erkeğin erkeklik özelliğine ya da baba olma özelliğine bağlı organları vardır. Bu noktadan baktığımızda da bir farklılık görebiliriz. Ama zihinsel yapıda, düşünsel ve beyinsel yapıda çok az farklarla hayata bakarlar. Mesela kadın görsel, erkek görseldir, kadın işitseldir mesela. Kadın sürece bakar, erkek sonuca bakar. Kadın anne olur, erkek baba olur. Kadın dayanıklıdır, erkek güçlüdür gibi farklı anlamlarda da bunları konuşabiliriz. Ama benim değinmek istediğim daha farklı bir konu var. Zihinsel süreç. Yani biz insan olarak bu hayata nasıl başlarız? Bir kadın ve erkek olmanın dışında. İnsanoğlu anne karnına düştüğü andan itibaren 10 haftalıkken hani ruh üflendi deriz. Bizde de kalp atım dönemine rast gelir bu. Artık bilinç açılmaya başlar ve bomboş bir CD, bir kaset, bir hard disk gibi dışarıdan aldığı tüm duygu, düşünce ve hisleri kaydeder. O yüzden anne çok kıymetli ve önemlidir hamilelik döneminde. Annenin yaşamış olduğu her şeyi bizzat çocuk hisseder ve kaydeder. Bunu nasıl yapıyor diye düşünürsek, bizim çocuğumuzla kordon dediğimiz iki tane damarsal sistemle bağlıdır o çocuk bize. Ve biz bir şeye sinirlendiğimiz, üzüldüğümüz, duygulandığımız ve mutlu olduğumuzda hormonlarla yönetilen bir duygu sistemine sahibiz. Vücudumuzda duygunun durumuna göre farklı hormonlar kana karışır. Ve doğal olarak çocuğun da kanına geçeceği için bu hormonlar biz ne hissediyorsak anne olarak bebeğimiz de bunu karnımızda hisseder. Anne nasıl beslenirse çocuğun vücudunda da o besin maddeleri dolaşacağı için annenin iyi hali çocuğa iyi, annenin kötü hali de çocuğa kötü olarak geçer duygu ve düşüncenin dışında. Anne eğer kötü bir alışkanlığı varsa sigara, alkol vesaire, bu da olumsuz anlamda çocuğun tüm bedenini ve aklını etkiler bu noktadan baktığımızda. Bizler 7 yaşına kadar, anne karnından 7 yaşına kadar boş bir levha gibiyiz. Çünkü çocuğun bir yargısı, doğru yanlış kavramı, bir bilinci yok. Bilinç dışı bütün her şeyi kaydediyor. O yüzden anne baba, aile, bulunduğu çevre ona nasıl davranıyorsa çocuk onu hissediyor. Onu bir anlamda içselleştiriyor ve onda bir donanım oluşuyor. Ve 7 yaşından sonra özellikle 7 ile 10 yaş arasında doğruyu ve yanlışı ayırma, hareketlerine bilinç kazandırma gibi özellikler başlıyor. Bu döneme kadar çocuğa ne verildiği çok kıymetli ve önemli. O yüzden ben bir ebe hemşire olarak, doğum yaptıran bir kadın olarak, annelik yapmış 3 tane çocuğu olan bir insan olarak, bir kadının hamilelik dönemi de dahil mümkünse 7 yaşına kadar bizzat annenin ilgilenebileceği bir sistem kurmamız gerektiğine canı gönülden inanıyorum. Herhangi bir sebeple çok mecbur kalmadıkça çocuğundan çok ayrı bir hayat geçirmemeli özellikle anne. Tabii ki babaya da ihtiyaç var. Baba da rol model, onun da sevgisi, onun da sıcaklığına ihtiyacı var çocuğun. Ama anne öz bakım verme ve annelik vasfı nedeniyle mümkün olduğu kadar toplumun bunu gözetmesi, anneliğe gerçek anlamda destek olması ve değer vermesi gerekiyor. Böyle baktığımızda yani o 7 yaşına kadar verdiğimiz şey çok önemli. Mesela bir danışanım oldu benim. Yeni tanıştık. İlk bebek genelde işte o cahiliye döneminin hala esintileri var diye söylememin sebebi de şu. Bugün görüştüm çünkü. Erkek beklenen bir bebek ama kız doğuyor. Ve maalesef hamilelik dönemi de dahil doğum sonrasında ve yaşının belirli bir zamana gelinceye kadar çocuk bundan haberdar oluyor. Erkek bekleniyordu, kız oldu ve maalesef ailede bir hüzün oldu. Özellikle baba tarafından bir manada çok da içselleştirilmedi bu kız çocuğu. Çok da sevilmedi ve istenmedi. Bugün çok ciddi psikolojik problemler yaşadığını öğrendim. Hiç görüşmememe rağmen bu öyküsüne binaen
saçının kısa olup olmadığını sorduğumda çok kısa olduğunu, erkek gibi giyinip giyinmediğini sorduğumda erkekse giyindiğini, doğru düzgün hiç arkadaşı olmadığını ve babasıyla inanılmaz problemler yaşadığını söyledi. Ve baktığımızda gayet normal, sağlıklı bir yapı, normal sıradan bir aile. Ama sadece bu nedenle bile insanlar cinsel kimlikleri konusunda karmaşa yaşayabiliyorlar ve hayatları onlara maalesef hem kendilerine ve farkında olmadan ailelerine zehir edebiliyorlar bu noktada. Sizce kadının en büyük serüveni o zaman evlilik ve annelikle başlıyor. Burada biz baktığımız zaman kadın olarak evlilik içerisine girdikten sonra toplumun kadına yaklaşımı ya da işte tavırları değişiyor mu? Yani evli kadın, bekar kadın, işte evlenip boşanmış kadın, çalışan kadın, çalışmayan kadın, değişik kadın versiyonları ve profilleri var etrafımızda. Bu açıdan bakınca sizce kadın kendisini en çok hangi pozisyonda daha güvenli, daha rahat ve daha mutlu hisseder? Bu konudaki yorumunuzu öğrenmek isterim. Tamam. Kadının evlilik serüvenine gelmek istediğimde ben kritik bir cümle kullanmak istiyorum. Çünkü evlilik iki kişi arasında oluyor, kadın ve erkek. Kadın ve erkek evliliğin en başında bir niyete girmek zorunda. Mutlu mu olmak istiyorlar, haklı mı olmak istiyorlar? Buna karar vermeleri gerekiyor birincisi. Seçim yaparken de birbirlerini anlama noktasında ortaya koyduğunuz bir altının size bakan yönüyle 6, karşıdakine 9 gözükebileceğini bilmeleri gerekiyor. Yani bakış açıları farklı olduğunda yanlış anlaşılabileceğini de bilmeleri gerekiyor. Tabii ki toplum nezdinde genç bir kız, evlenmiş birisi, evli ve çocuklu birisi veyahut da dul birisi muhakkak farklı şekillerde karşılanabiliyor. Bu tabii ki erkek versiyonunda da farklı olabiliyor. Ama bizim toplumda şöyle bir sıkıntı var. Hani kadın işte babasının himayesindeyken bir yere kadar, eğer bekar ve büyük biri olmuşsa veyahut da topluma bir şekilde karışmışsa sürekli evlenmesi bekleniyor. Erkekler için de bu. Doğrusu da bu esasında. Fıtri olan da bu. Ama bu anlamda da bir zorluk yaşatılabiliyor gençlere. Kadın için ben söyleyeceğim, evliliğe girme noktasında, kadının serüveni noktasında. Kadın burada ilk önce annesini örnek alır. Annesinin elinde yetiştiği için, başka bir bakım veren değilse eğer hayatında, annesi onun için kadın ve anne modelidir ve evliliğe ilk adım attığında da erkeklere ve evliliğe de annesinin nazarından bakar. Çünkü bizler ilk eğitimi annelerden alırız, babamızdan alırız. Ve evlilik, aile ya da anne baba okulu gibi bir okul sistemimiz olmadığı için onlardan ne gördüysek hayatın bu yönüne böyle bakarız, böyle nazar ederiz. Eğer kız ailesinden destek gördüyse, sevilen, sayılan, yani korunan bir kız çocuğuysa, istekleri karşılanmışsa, belirli bir doyum sağladığı için çok özgüvenli bir şekilde hayata atılabiliyor. Ama biraz önce bahsettiğim örnek gibi farklı nedenlerle aile içerisinde değersizleştirilen, yetersiz görülen, şiddete uğrayan ya da kişilikleri yıpratılan genç kızlar evliliğe başladıklarında dillerinle söylemeseler bile o yetersizlik, o değersizlik duygusunu çok yoğun bir şekilde yaşayabiliyorlar. Ve biz bunu şu anda yoğun bir şekilde düğünler ve kına geceleri, takılar ve merasimlerde çok rahat görebiliyoruz. Normalde baktığınızda bir genç erkekle bir genç kadının evlenmesi, ikisinin bir hayat birliği söz konusu. Ama nasıl bir mantık ve nasıl bir şeyse sadece kadına inanılmaz derecede para dökülmesi, işte harcamalar yapılması, merasimler, adı konulan bir sürü ritüellerle karşıdaki işte erkek ve erkeğin ailesi bıktırılır seviyeye getiriliyor. Baktığımızda bunun altına, hani bilinçaltı sebebine baktığımızda, kişi kendini özünde değerli hissetmediği için almış olduğu karşılık, işte yapılan düğün, dernek ya da takılan takıyla kendini değerli hissetmeye çalışıyor. Aynı zamanda o kızın annesi de el alem ne der işte şöyle vesaireyle inanılmaz bir pazarlığa giriliyor. Artık evlilik başta, evlilik iki insanın hayatla
başlaması değil de inanılmaz bir alışverişe dönüyor. Ve maalesef erkekler çok büyük paralar verdikleri için bu evliliklere evlenirken de kadınların hoşuna gitmeyen ama buna da vesile oldukları için söylemem gereken mal ya da satın aldığı bir meta muamelesi görebiliyorlar maalesef. Ve bu kadar büyük bir yatırım yaptıkları için de evliliklerinden çok şey bekliyorlar. Kadınlardan, genç kızlardan çok şey bekliyorlar. Umduklarını bulamadıklarında veya Allah korusun bir boşanma durumunda da inanılmaz bir sorun çıkıyor iki aile arasında. Sanki boşanma değil de mal paylaşımına ya da işte şirket yıkılmış da ortaklar altında kalmış gibi inanılmaz açılımlar kötü manada yaşanıyor. Ve büyük düşmanlıklarla boşanmayı bile beceremez hale geliyoruz. Ama ben bir sebebinin evlenmek niyetiyle giren insanların maddi olarak, manevi olarak çok zorlanmalarına bağlıyorum bu noktada. Peki genel olarak toparlayacak olursak bizim şu anda yaşadığımız dönem içerisinde kadınların en önemli sorunları, güncel sorunları olarak neleri sayabilirsiniz? Bunlara yönelik varsa çözüm önerilerinizi de duymak isteriz. Güncel sorunlarımız çok fazla var. Mesela annelik benim bir kadın için inanılmaz bir sorun haline geldi. Anneliği çok önemsememiz gerekiyor. Biraz önce anlatmaya çalıştığım 7 yaşına kadar boş bir levhayız. İlk önce annemiz, babamız ve çevremizdeki insanlar bize kalıcı izler bırakıyorlar ve biz hayata çok etkilenmiş bir şekilde onların gözlüğüyle, onların nazarıyla, onların öğütleriyle ve öğretileriyle başlıyoruz. O yüzden annenin ruhsal sağlığı, annenin davranışsal sağlığı, bedensel sağlığı ve ilişkisel sağlığı eşiyle ve başkalarıyla inanılmaz kıymetli ve önemli. Bizler hamileliğin ne kadar değerli ve önemli olduğunu bildiğim misiniz? Kadının sağlıklı beslenmesi konusunda, işte aşılarının yapılması, muayenelerin yapılması konusunda Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere bunun farkındayız. Hamile kadına bir özenmemiz var. Ama bu özenmenin aile içinde de yapılabiliyor olması gerekiyor. Yani öyle olmalı ki hamile bir kadına 7 yaşında çocuğuna bakıncaya kadar tüm toplum bu kadının inanılmaz bir görev, inanılmaz bir iş yaptığını görmesi, bilmesi ve buna destek ve yardımcı olması gerekiyor. Biraz sonra belki değineceğiz ama çalışan kadınlar öyle bir hale geliyor ki işi ve çocuğu arasında tercih yapmak zorunda kalıyorlar. Çocuğuna kendisi mi bakacak yoksa bakıcı mı tutacak? Çünkü iş yerinden ya izin verilmiyor, ücretli izin verilmiyor ya da ücretsiz izin çok kısa veriliyor. Veya çıkarsa o insan, mesela çalışanlar için söylüyorum, geri dönüşün çok muamma oluyor. O kadın eğer o paraya, o çalışma hayatına ihtiyacı da varsa çocuğuyla inanılmaz bir sorunlu serüvene başlıyor. Ve o çocuklar ve kadınlar çok eziliyorlar, üzülüyorlar ve sonrasında çok sıkıntılarla büyümüş sorunlu çocuklarımız oluyor. Bunlar da maalesef bizim yeni neslimiz oluyor. Bu manada benim için kadınlık serüveninden çok çok daha önemli annelik serüveni var. Çünkü bir anne çocuğuna çok şey verebilir ama kendisi eğer çok sağlıklı bir ortamda değilse maalesef çok zararlı şeyler de verebiliyor. Bugün biliniyor ki bir insan 50 yaşına da gelse hepimiz hep anne babalarımızdan bahsederiz. Hayatta olsunlar ya da olmasınlar. Ve dönüp baktığımızda belirli bir yaşa geldiğimizde hoşumuza gitse de gitmese de ya annemize ya babamıza benzemeye başlamışızdır. Kadınsak annemiz gibi bir anne olmuşuzdur. Erkeksek babamız gibi bir baba olmuşuzdur. O yüzden onlar bizim ilk öğretmenimiz, çok kıymetliler. Ama onları annelik ve babalık döneminde toplum olarak, devlet olarak, sivil toplum örgütleri olarak çok iyi destek olmak, gerektiğinde denetlemek, yardımcı olmak durumundayız. Bu manada bu çok önemli. Benim nacizane bir tavsiyem var bu noktada benim önemsediğim için. 5 yıla yakın ben evde sağlık hizmetlerinde hemşirelik görevi yaptım ve yıllar öncesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bir şu anda uygulanan bakım aylığı projesi olmadan önceki hali anlatmak istiyorum biraz.
insanların ölümüne kadar engelli, yani iyileşme ihtimali olmayan çocukları var veya yatalak ağır hastaları var ya da kronik hastaları var. O kadınlar ya eşleri, ya baba, ya da anneleri, ya da çocuklarına bakmak durumundalardı. Çoğu kere kadın bunlar. Ve 7-24 süren, bir hafta bir ay değil, yıllarca süren, belki de ömürlerinin sonuna kadar 7-24 bakıma muhtaç insanlar. Çoğu kere bu insanlar zaten çalışamadıkları için fakirlik yaşıyorlardı. Hastalarının bakımlarını, ilaçlarını veyahut da tıbbi malzemelerini, hatta bezlerini bile alamaz haldelerdi. Ve tükenmişlik sendromunu dibine kadar yaşıyorlardı. Ve ben çok üzülerek yaşlı teyzelerin evden atıldığını, yaşlı dedelerin bu yüzden evden atıldığını, engelli çocuklarının, zeka özürlü çocukların işkence gördüğünü bizzat hem gözlerimle gördüm hem de olaylar içinde şahit oldum. Belki sizler de o haberlere rastlamışsınızdır. Ama yıllar önce birisi bir karar aldı ve ben her zaman aklıma geldikçe o kişilere dua ediyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bir proje ürettiler. Dediler ki engelli çocukları olan, yatalak ağır hastası olan bu insanlar çok tükendiler. İmkanları yok, isteseler de çalışamıyorlar. Onlara bir şekilde yardımcı olalım. Kim dediyse, bu projeyi kim ürettiyse, altına kim imza attıysa Rabbim gani gani de razı olsun. Bir müddet sonra bu sisteme girdi ve ben o aileleri ziyaret etme imkanı buldum. İnanın yüzleri gülüyordu. Hastalarına daha güzel, yani zaten bakmaya çalışıyorlardı ama parası olmayan için şu anki verilen miktar gerçekten kıymetli bir miktar. Onların yüzü gülmüştü. Hastalarına bakma istekleri artmıştı. Engelli çocuğunun alnını öpüp sen benim veli nimetimsin diyorlar. Hatta gelinler kayınvalideyi, yaşlı kayınvalideyi, dedeyi istemezlerdi. O, herkes birbirine atardı. Şimdi almak için uğraşıyorlar. Para fakir için çok önemli ama aynı zamanda değer verilme noktası da var burada. Yani her şey para değil, orada bir değer olması da var. Devletin onları önemsemesi, görmesi de var. Bu manada ben annelik hizmetinin ve anneliğin çok değersizleştirildiğini görüyorum bu toplumda. Kadınlar ev hanımı olmaktan, anne olmaktan hiç mutlu değiller. Çünkü insanlar bir şekilde hayatlarını kazanır haldeler, dışarıdakiler, çalışanlar, sigortaları var, güvenceleri var, izinleri var, yaz tatilleri var, senelik izinleri var, mesai öncesi, mesai sonrası kavramları var. Ama çocuk yetiştiren bir anne için evinde 7-24 bakım, temizlik, eğitim, öğretim, eğer becerebiliyorsa bir anne öğretmen, rehber, hemşire, duruma göre doktor, temizlikçi, ahçı, her şey oluyor. Yani kamuda meslek dediğimiz, karşılığında para verilen, hizmet görüldüğünde de işe yarayan birçok şeyi kadın kendinde, evet evinde ve çocuğuna yapıyor. Ama biraz önceki engelli anne de böyleydi. Yani anne de kendi çocuğuna bakıyor ama devlet, sosyal devlet olma açısından bu insanları rahatlattığı gibi yeni nesil dediğimiz, bizim çocuklarımız bu yeni nesil olacak. Bir anne çalışmak zorunda kaldığı için çocuğunu ona buna bıraktığında, işte kreşe, bakım yerlerine ya da işte komşuya ya da akrabaya ya da birisine bıraktığında, emin olun o çocuk çok mutlu olmayacak, o kadın mutlu olmayacak. O çocukların, dedim ya, o 7 yaşına kadar boş bir levha gibi seven, koklayan, ilgi gösteren, merhametli, bilgili bir anne yanında olmak var. Sırf para için o çocuğa bakan insan neyi ne kadar verebilir? Bu kısmı çok muamma. O yüzden ben sivil toplum örgütlerinden devleti harekete getirmek adına bu projenin de aynı engelliler gibi annelerin de onore edilmesi, toplumun onlara değer verildiğini göstermesi açısından böyle bir projenin oluşturulmasını talep ediyorum açıkçası. İnşallah biri sesimi duyar bu manada, çok mutlu olurum. Teşekkür ederiz. Şu ana kadar genel olarak bir insan olarak kadınların Hazreti Adem'den ve Hazreti Havva Anamızdan başlayarak yaşadığı macerayı biraz anlattınız, serüveni. Evlilik ve özellikle anne olma üzerine ve anne ile çocuk arasındaki ilişkinin özelliğini
vurgu yaptınız. Günümüzde sizin de tespitiniz, bizim de tespitimiz aynı şekilde maalesef özellikle kendi evinde annelik yapmaya çalışan hanımefendiler yeterince değer görülmüyor. Gerek evlenirken dahi çalışan hanımefendiler daha fazla tercih edilir oldu. Ekonomik şartların dayatmasından dolayı. Gerekse iş hayatında çalışan hanımların çocuk yapmaları, işteki aksamalar ya da uzun süreli izinler, ayrılışlar nedeniyle bir kayıp olarak, bir verimsizlik olarak görülüyor ve o yüzden çok da tercih edilmiyor. Bu noktada tekrar anneliğin öne çıkarılması ve değerli kılınması ortak tespit ve kanaatimiz olsun. Son olarak bu hafta 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı ya da anıldı. Bu olayın kutlanma sebebi ya da bu Kadınlar Günü'nün tanımlanmasında trajik bir olay yatıyor. Çalışan bazı kadınların vefat etmesi, işle ilgili bir problemden dolayı çok sayıda kadın vefat etmesi gibi trajik bir olay var. Burada özellikle çalışan kadınlar vurgusu yapılıyor. Keşke kadınlar çalışmak zorunda kalmasa. Yani çalışan kadınlara da ihtiyacımız var. Evet. Çünkü onların da yapabilecekleri, sadece onların yapabilecekleri çok kıymetli, çok değerli meslekler, görevler var. Ama hep söylediğim gibi, benim her zaman söylediğim gibi kadınlar değerli olduğu yerde çalışmalı ve değerli görülmeli ve hakkı da tam verilmeli. Bu manada 8 Mart Kadınlar Günü hakkında fikirlerinizi, düşüncelerinizi alarak müsaadenizle yavaş yavaş programı kapatmak isterim. Sorusu olan şu ana kadar olmadı. Böyle devam edebiliriz. Sözü size veriyorum. Buyurun. 8 Mart Kadınlar Günü, Emekçi Kadınlar Günü. Emekçi olmayan kadın yok. Kadın her yerde emek veriyor. Fakat bu emeği maalesef hani sigorta, maaş, ücret konusundan çoğu yerde değerlendirilemiyor. Biz kendimizi bildik bileli kırsal bir yapıda, tarımsal bir toplum, hayvancılık yapan, tarım yapan bir toplumuz biz. Ve uzun sürelerdir kadınlar tarlalarda, bahçelerde, seralarda, meralarda, hayvan ahırlarda vesairede çok uzun süreler çalışıyorlar. Fakat o insanların eski sistemdeki gibi nasıl diyeyim, o zaman bir getir, belki hani bir maaş söz konusu değildi, sigorta söz konusu değildi o zamanlar. Ama insanlar kendi yetiştirdikleri ürünlerle yaşayabiliyorlardı ya da bir kısmını satarak ihtiyaçlarını giderebiliyorlardı. Çalışmış gibi oluyorlardı ama şu anki sistemde maalesef onlar dışarıda kaldılar. Yani sigorta gibi, emeklilik gibi, belirli bir ücret gibi, insanın onuruna yakışan, çalışanı destekleyen o yapılardan çok uzak yaşıyorlar. O yüzden bu işin kadını erkeği de yok esasında ama kadınlar bir nebze daha bu konuda geri bırakıldıkları ya da o ortama çok fazla gelemedikleri için böyle şeyler yaşanıyor. Ama şöyle de bir gerçek var. Türkiye'de işsizlik oranı o kadar yüksek ki, o kadar çok erkek işsiz kalmış durumda ki, kadınların işe girmelerini bile erkekler bu anlamda istemeyebiliyorlar. Hani bizim işimizi alıyorlar şeklinde. Ama o kadınlar da emin olun, hele hele bir meslek değilse çalıştıkları, bir kariyer söz konusu değilse, kamuda çalışmıyorlarsa, çok az ücretle, çok sıkıntılı, mesaisi ağır, çok da insana yakışmayan şartlarda çalışıyorlar. Hiç kimse çok da keyif alarak bu tip işleri yapmaz. Eğer bu insanlar bunu yapıyorlarsa yüksek ihtimal ihtiyaçları olduğu için yapıyor. Ya da eşlere o kadar az ücret veriliyor ki geçinemiyorlar. Yani metropolde, kent yaşamında her şey paraya dönmüş durumda. Yani bugün alacağınız su da dahil neredeyse hava bile parayla satılacak hale geldi. O yüzden insanların kazandıkları o kadar az ki, erkekler için söylüyorum. Birazcık el ayağı tutan, iş yapabilecek kadınlar da eşine destek olmak, omuz vermek bu yüzden de çoğu zaman işlere gidiyor. Ama ben o kadar kötü şartlarda çalışan kadınlara da şahit oldum ve çok üzülüyorum. Sizin de dediğiniz gibi kadın çok naif bir varlık. Kadın kadın olmayla güzel, anne olmayla çok çok daha güzel. O güzel kadını, o güzel varlığı
böyle işlerde yıpratmamak, daha özenli ortamlarda yaşatabilmek bizim boynumuzun borcu diye düşünüyorum bütün toplum olarak. Bu işsizlikle ilgili çalışmalar yükseltilmeli, daha çok özenilmeli, işsizlik oranı düşürülmeli, asgari ücret çoğaltılmalı ve insanlar sırf para için, geçimlerini sağlayamadığı için bu şartlarda çalışmak zorunda kalmamalı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bize güzel, yani bir kadın olarak çok güzel ifadelerde bulundunuz. Özellikle kadının ve anneliğin değeri ve insan hayatına olan, hani 70 yaşına bile gelse olan etkileri hakkında güzel ifadelerde bulundunuz. Ben bu akşam bize vakit ayırıp katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ve başka bir zaman, başka bir konuda tekrar görüşmek dileğiyle size iyi günler diliyorum. Vaktimiz varsa, Tabii, ben az da olsa İstanbul Sözleşmesi SEDAV 6284 ile alakalı bir şeyler söylemeyi arzu ederim. Tabii, buyurun, buyurun. Yani detaya girmeden, bu sözleşmeler bize niye geldi, niye dayatıldı kısmıyla ilgili konuşmak istiyorum. Batı gayet bireyci, kendince demokrat, özgür bir yapı oluşturduğunu düşünüyor. Ama biz tarih okuduğumuz için esasında Batı'nın nereden geldiğini çok iyi biliyoruz. Ama biz bir kapıyı açık bıraktık. Bütün toplum olarak bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Aile bizim kalemizdi. Aile bizim en özel yerimizdi. Kadın ve erkeğin mutlu ve mesut olduğu, çocukların yeşerdiği ve büyüdüğü bir yerdi bir zamanlar. Fakat artık aile çok yıprandı, yıpratıldı ama yıpratılma sebebi de dışarıdan gelenlerden ziyade bizim aileye, eşe bakışımızla da alakalı. Maalesef biz birbirimize olan samimiyetimizi, sevgimizi ve saygımızı toplum içinde kaybettik. Eşler de birbirine kaybetti. Birbirimize tahammülümüz kalmadı, sabrımız kalmadı. En ufak bir şeyde hemen boşanma yoluna, hemen ayrılma yoluna gider hale geldik. Daha doğrusu ben gerçek manada İslam'ı yaşamış olsaydık, ahlaki noktadan da sağlam kalsaydık, hiçbir dışarı sözleşmenin bize dayatılacağına inanmıyorum. Biz öyle bir açık kapı bıraktık ki, biz hani Müslüman ya da dindar ya da İslam'ı yaşayan, insani yaşayan insanları da kenara koyarak söylüyorum. Bugün toplumda bu sözleşme ve maddelerle, kanun maddeleriyle muhatap olan insanların birçoğu maalesef aile olamamış, karı koca olamamış, yuva kuramamış insanlar. Yani eşi alkol bağımlısı, eşi madde bağımlısı, eşi kumar bağımlısı, eşinin ruhsal hastalıkları, kişilik bozuklukları var. Ya da başka sorun var. Bu insanlar evlilik içindeler. Yani esasında evliliği hiçbir şekilde ehliyeti olmayacak, yürütemeyecek, o sorumluluğu alamayan insanlar evliler. Çünkü biz evlenirken maalesef ehliyet, hani her yerde ehliyet ve liyakat diyoruz, hak diyoruz ya, biz evliliği evcilik yaptık, çocuğu da oyuncak yaptık. Her evleneceğim diyene de bu kapıyı sonuna kadar açtık. Her şeyin okulunu yaptık. Anne okulu, baba okulu, evlilik okulu yapmadık. Bugün ehliyet almak için aylarca kursa gitmek, bir sürü sınava girmek zorundayız. Ne yapacağız? Trafikte araba kullanacağız. Çünkü can ve mal var orada. Ama aile demek, evlilik demek, toplumun canı demek, toplumun geleceği demek. Bununla ilgili o evlilik müessesesine girecek insanları hiç elemedik bu noktadan. Yetiştirmedik ya da uygun olup olmadıklarına bakmadık ya da herhangi bir sıkıntıları varsa onlara terapi ve de tedavi yapıp bu aleme almadık. Herkes önüne gelen ben seviyorum dedi. Ufak böyle yüzeysel bir sağlık raporuyla evlendik, aile olduk dedi. Ama deminki durumlar bile bugün aile içi şiddetten bahsediyoruz. Çok da bazıları önemsemiyor ama aile içi şiddetin en önemli sebebi budur. Yani
alkol bağımlısı, madde bağımlısı, kumar bağımlısı veya farklı bağımlılıkları olan bir insandan sizin sorumluluk beklemeniz, kadına değer vermesini beklemeniz, çocuğun sorumluluğunu alacak diye beklemeniz, normal sağlıklı bir işte çalışacağını beklemeniz hayal zaten. Orada sorun var. Ama ben 20 yıl önce Almanya'da veyahut da Fransa'da yapılan bir sistemi biliyorum. Sosyal hizmet uzmanları aile içi şiddet olduğunda sosyal hizmet uzmanı gidiyor. Eziyet gördüğü düşünülen kadın ya da çocuk oradan alınıyor. Eziyet eden kişi de rehabilitasyon merkezine alınıyor aynı anda. Yani aileye operasyon düzenleniyor. Erkeğin ya da kadının fark etmeksizin hangi kusuru, hangi hatası ya da hangi sorunu varsa onunla ilgili terapi, tedavi, rehabilitasyon her şey yapılıyor. Ve benim bildiğim bir müddet sonra nasıl bir sistem yaptılarsa o dönemde çocuk ve kadınların ya da ailenin bir araya gelme oranı %95'lere kadar çıkabiliyor başarı oranı. Bu ne demek? Yani bir ailenin bu sorunu varsa çözülebilir demek. Tabii bu dediğim ağır sorunlardı. Bunlardan çok çok daha iletişim problemleri yüzünden insanlar boşanacağım diye ortalığı yıkıyorlar. Bakıyorsunuz genel geçer hiçbir sorun yok. Şiddetli geçimsizlik. Kadınlığını çözememiş, erkek erkekliğini çözememiş, iki yetişkin olamamışlar, hala içlerinde çocuk gibi yaşıyorlar ve birbirleri anlaşamıyorlar. Yani iletişim problemi yaşadığı için geçimsizlikten boşanan insanlar da var. Esasında mesela ben İstanbul Sözleşmesi 6284 SEDAV gibi işleten insanların bu mekanizmayı neden işletmediklerini benim için büyük bir soru işareti. Eğer gerçekten aileyi kurtarmak istiyorlarsa ve bu ailenin yarasına derman olmak, merhem olmak istiyorlarsa Avrupa bunu yaptı. İstanbul Sözleşmesi'ni alırken niye arabuluculuğu kaldırıyorsunuz? Niye terapi, tedavi, rehabilitasyon sistemini ortaya koymuyorsunuz? Sadece erkeği dışarı atarak, atmaktır bu. Ve şu anda Türkiye'de herkes de biliyor, belki de %80 oranını bilmiyorum ama çok yüksek bir oran. Da eşleri erkeklere ait. Adamın kendi malından, mülkünden evinden atıyorsun. Uzaklaştırma adı altında. Ve o adamdan sen hani daha sonrasında boşanmayla ilgili hızlandırıyorsun. O adamı adamlık yaptırmıyorsun. Çocuğu göstermiyorsun. Zaten reisliğini elinden almışsın. Yani baba bile görmüyorsun bir noktada, koca görmüyorsun ama diyorsun ki ben boşandığımda ben ölünceye kadar bana da nafaka vereceksin diyorsun. Burada yani bir mantık hatası var, hak hukuk hatası var. Ama bakıyorum iyi niyetli gelmiyor bu sözleşmeler bu noktadan bana. Ya düzeltin, ekonomik sorunu mu var? Bu adam işsiz mi? Bundan mı kaynaklanıyor? Ya da başka kişisel problemleri mi var? Ya da psikolojik sorunları mı var? Alın, tedavi edin. Sonra bu aileyi gene birleştirin. Ben sizin iyi niyetli olduğunuzu bu insanlara terapi ya da rehabilite etmeye niyetlendiğinizde böyle bir merkez açtığınıza inanırım. Yoksa ben şeytanın avanesi olduğunuza inanırım bu noktada. Kötü niyetli olduğunuza inanırım. Aileyi yıkmak istediğinize inanırım. Kadını erkeği yozlaştırmak istediğinize inanırım. Kadın ve erkeğin birbirinden gayrısı yok. Kadın da erkeğe muhtaç. Kadın ve erkek bir çift. Biri yokken diğeri olmuyor. Biri yokken diğeri de yok. Ayla güneş gibi değil. Hani biri varken biri olmaz değil. Biri yokken öbürkü de yok. Bir çift ayakkabı gibi. Kadın sağ teki, erkek sol teki misal. Tek ayakkabıyla kim gezebilir? Yani kadın ve erkek birbirine bedensel, ruhsal, psikolojik adını ne koyarsanız koyun muhtaçlar. Kadın ve erkek birbirine rakip değil. Kadın ve erkek birbirine düşman değil. Kadın ve erkek bir olduğunda, biz olduğunda, aile yuva olduğunda, inanın dünya aleminde hangi kurumu kurarsanız kurun, evden, aileden, yuvadan daha güvenli, daha keyifli bir yer yok. Ama ben bunu biliyorum. Öyle yuva dediğimiz kötü yerler de var. Yani onu kötü yapan insanlar da var. Kötü babalar var, kötü anneler var. O kötü baba ve anneleri yapılabiliyorsa terapisini yapın, tedavisini yapın. Gerekirse onları ayrıştırın. Ama aileyi koruma adına yapın.
Ben sizin gerçekten derdinizin üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi, o zaman anlarım. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu son bölüm aslında çok güzel oldu. Biraz görüntü de sıkıntılar oldu ama internet bağlantısından dolayı. Fakat sözleriniz anlaşıldı. Umarım mesajlarınız yerine gider. Tekrar vakit ayırıp bu etkinliğe katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Saygıdeğer izleyiciler, inşallah başka bir USPUM seminerinde tekrar buluşmak üzere. Herkese hayırlı geceler diliyor. Teşekkür ederim efendim.